sizin kaldığınız yerden devam edersem 2016 yılında, bakın 2016 yılının Türkiye'de 15 Temmuz arifesinden 40 yıl sonra Fırat Kalkanı olduğunda burada simsiyah bir DH vardı. DH vardı. Yani peki bu harekatın geldi. Türk Devlet Aklı bu harekatın adına neden Fırat Kalkanı koydu? Neden koydu? Filistin toprakları İsrail değildir. Ben bunu kendime görev bildim. Yani burası işgal altında Filistin topraklarıdır. Neden adını Fırat Kalkanı? İsrail diye bir devlet yok ki, gayrimeşrudur. Gidip Filistin'i 1948'den beri işgal eden bir İsrail Siyonist Teşkilatı var. Tamam, adı bu, neden Fırat Kalkanı oldu? Onu Fırat'ı sana vermeyeceğim diyor. Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Şimdi İsrail'in sözde... Güngör Bey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben devam edeyim, o sussun diye. Burada evin salonunda sohbet ediyoruz. Ben unutuyorum ama. Sana söz vermiyorsun, ben devam hayır, edeyim. O zaman ben unutuyorum. Hayır, unutmazsınız. Işte, unutur musunuz? Şöyle İsrail'in sözde... İsrail'in sözde bayrağında Hakkı Hocam iki tane çizgi vardır. Evet. Bu çizgi Nil Havzası'nı biri kendine göre, ortada Davut Yıldızı, öbür çizgi de Dicle'den Fırat'a kadar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nın sinerjisi budur. Nil ve Fırat arası. Ahmetli Denktaş'la ne yaptı? Kıbrıs bayrağını iki çizgi tabii yaptı. Fırat'tan Dicle'yi içerisinde hilal şimdi var. Ama son Gazze vahşetinden sonra Türk Devlet Akkari neyi görüyor? Konu başlığımız olan son saldırıların Suriye'ye yoğunlaşmasının nedeni de Suriye'nin ciddi anlamda zayıflanması. Mesela İran, Suriye'de Hizbullah gibi bir bölge kurmak istiyor. Davut Yıldızı diye bizim sizle geçen programda yorumladığımız Davut Yıldızı diye ABD ile birlikte yeni bir projeyi başlattılar. Bu Davut Yıldızı Golan Tepelerinden PKK bölgesini birleştirmek. Bugün Türkiye'de... Davut Koridoru da diyorlar. Davut Yıldızı ya Davut Koridoru diyor. Türkiye'de kaç kişi terör örgütü PKK'nın yakından takip ettim ve belgesini de sunabilirim. Çağrılarıyla Gazze'ye terörist gönderdiğini biliyor. Paralı olarak. Bugün Suriye PKK'sından bizim kaynaklarımız her gün ortalama 100 kişinin gittiğini söylüyor. Bizim kaynaklarımız Suriye'de bulunan. Buradan orayı tekrar edersen bence daha sağlıklı olur. Ya bugün şey Türkiye'de değil. Kaç kişi? Yani bizim 5. kol bizi böyle bir tavşana kaç tacıya koysa iç kamuoyunda o mitingde ne oldu? Kim kime kelepçe taktı? Bu ne oldu diye. Aslında çok büyük bir oyun var. Soruyorum. Türkiye'de kaç kişi? Suriye PKK'sından. PKK ilan yapıyor. Gazze'de diyor çocuk öldürmeye gidecek $1000 maaşlı kaç kişi var diyor. Her gün işte Davut Koridoru çok iyi hatırlattınız. Büyük projenin adı Davut Yıldızı. Davut Koridoru'ndan Gazze'ye gidiyor. Paralı. Bugün Gazze'de Yunanistan'dan gelen kadar haber olarak yani Suriye PKK'sı. Zaten hocam bakın tabii, bunu Türk milletiyle bir kere daha paylaşalım. Dünya harp tarihinde ilk defa hava kuvvetleriyle Irak 3'e bölündü ve buradan yüz binlerce insan hem öldürüldü hem de içi boşaltıldı. Devlet 3'e bölündü. Yine dünyada ilk defa Suriye'de bir iç savaş çıkartılmak suretiyle 7 milyon insan Suriye'den boşaltıldı. Ve burada da yine İran'ın Şii İslam'ı burada yaymak, Irak ve Suriye'de nüfuz alanını genişletmek için devrim muhafızlarını Haçlı Şabi'yi gönderdi ve Türk askerlerine ateş ettiğini biliyoruz. Bir parantez daha. Neden Türkiye ilk önce Irak'ı, şu anda Irak'la anlaşılmaya çalışıyor, Irak halletmeye çalışıyor? Suriye PKK'sının bütün lojistiği Irak'tan geliyor. Evet. Geçen binlerce tır. Az önce hocam çok değerli bir bilgi verdi. Aslında Türkiye'nin oraya da odaklanması lazım. Suriye'deki PKK'ya hava unsurlarını vuracak. Helikopterleri var hocam. Helikopterleri var. Mesela Türkiye'de seçim gündeminde pek gündeme gelmedi. Terör örgütünün koruyucusu olan Süleymaniye'deki Bafel Talabani'nin sorumlu olan Kifri'de ki çok yoğun Türkmen yaşar. Bir Türkmen bayatlı aşiretinin başı PKK drone'uyla vuruldu. Peki PKK'ya bu drone'u kim verdi? Verdi. Bakın bu çok önemli bir kim şey. Hocam şu anda zaten PKK'ya drone eğitimi veriliyor. Tabii dediğiniz gibi. Onun için Mayıs ayı çok sıcak olacak önümüzdeki dönem. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde bir güvenlik anlaşması yapılacak. Mayıs ayında 9 Mayıs'ta da Amerika ziyareti var. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle bir şey var. Benim yani aldığım bilgiye göre. Irak'tan önce mi? Irak, Merve Hanım. Şöyle söyleyebiliriz. Bu yaz sıcak bir yaz olacak bir. Isınan yerleri Mehmetçik itfaiyesiyle Hortumine bir güzel sulayacak. Tamam bir şey soracağım. Bunu söylüyorum bak çizin burada. 9 Mayıs'ta ısınan yerleri sulayacağız. Cumhurbaşkanı neden Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek? Davet var, Beyaz Saray'dan davet var. Hem davet var. Bu çok önemli. Netleşecek. Benim aldığım bilgiler, yani resmi olarak açıklanmadı ama Nisan ayında Irak'a gidecek. O resmi. Mayıs'ta da. Bir de bir tarihi belli olmadı. Putin'in Türkiye ziyareti. Evet. Üç önemli şey var. Peki bundan sonra, bu turdan sonra, affedersiniz. Önce Irak, sonra ABD. ABD'deki bu ziyareti ben, hani ABD ziyareti yakın zamanda yazdan sonra Birleşmiş Milletler gibi düşünüyordum açıkçası. Bu önemli.
Ondan sonra o zaman madem sizler de diyorsunuz ki yaz sıcak geçecek. Bizim evet. bir kara harekatı. Irak evet. ya da Suriye. Kara harekatı zaten artık. Yapılıyor. Yani hayır burada hocam Türk karadan daha, mesela Irak bir harekat. Mevsim şartlarının gelişmesiyle okay. beraber artık olabilir orada mi? Terörü sıfırlama. Üç şeydir. Ve burada biz bölgeyi tekrar Suriye'de yaptığımız bir koridor gibi olumlu yönde Türkiye bir süreç olabilir. Var. Yaklaşık 30 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturacak. Amerikalılara diyoruz ki buradan çekilin. Ve daha önce Sayın Bakan'ın dediği gibi bize hedef olursunuz. Şimdi bu Washington'da anlatılacak. Tabii hı hı. sadece bu mesele değil. Türk-Amerikan ilişkileri var, ekonomi var, F-16 uçakları var. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var ve Baltık'ın pozisyonu var. Temmuz ayında da NATO'nun çok önemli bir konferansı yapılacak. Evet, evet. Bütün bunlar birleştirildiğinde Akdeniz'in güvenliği meselesi var ve Karadeniz çok önemli. Bunlar hepsi Amerika ile konuşulacak. Tabii burada bir husus daha var. Türkiye hem Rusya ile bir şekilde ilişkilerin devam etmek durumunda. Dikkat ederseniz Sayın Putin İdlib'den gelen bu teröristlerin kim? Emperyalizm tarafından silahlandırıldığını bir şekilde şimdi hocam, bir de işaret Irak, etmesi bana bu, göre, bu zokayı yutmadığını Moskova'nın gösteriyor. Irak ziyareti bana göre çok önemli. Neden? Bağdat. Çünkü bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı harekat için. Güvenlik çemberinin oluşması için. Ev sahibi ülkenin oluru lazım. Güvenlik anlaşması imzalanması ihtimali büyük ihtimal. İşbirliği de içerisinde. İşbirliği. Yani. İşte İran burada bunun olmaması için bastırıyor. Ama şey var şöyle, mevcut Sudani yönetimi buna çok sıcak bakıyor. Daimi komite kuruldu. Hakan Fidan açıkladığı için söylüyorum. Şu anda güvenlik ve ticarette evet, daimi evet. komite kuruldu. 7 tane büyük ihtimal önden haberde verelim. Büyük ihtimal. Bağdat'ta bir güvenlik anlaşması imzalanacak. Bu ilk olacak geniş çaplı. Çünkü Irak'la İran bir güvenlik anlaşması. Güvenlik anlaşmasından kasıt ne olacak? Maddeleri ben ona örnek, ne olacak? Evet şöyle. Irak İran'la yaptığı güvenlik anlaşmasının bir benzeri yapması çok büyük ihtimal. Irak şöyle bir taahhütte bulundu. Benim topraklarımdan da İran'a hiçbir tehdit olmayacak dedi örgüt. Bunu taahhüt etti. Benzer anlaşmada Irak ve Türkiye arasında gerçekleşecek. Zaten ilk öncüsü geldi. Ne dediler? PKK yasaklı örgüttür dediler. Tabii. Yasaklı örgüt çok önemli bir bu gelişme. Şu anda bu çalışılıyor söyleyeyim. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanıyla Başbakan Sudani büyük ihtimal bu bir ilk olacak. Biraz da şunu Irak'ı çok konuşmamız lazım. Tehdidin ana merkezi orada olduğu için kalkınma yoluyla da paralel gidiyor. Şimdi Türkiye özetle siz de çok diplomasiyle uğraştınız hocam. Masada şunu diyor ki milyarlarca dolar bu kalkınma yolunu bir cümleyle genel hacmi 600 milyar dolarlık bir ekonomi. Irak'a Körfez'den çok büyük baskı var. Körfez ülkelerinden. Bunu Türkiye ile yap diye. Çünkü Irak Körfez'de normalleşmeye evet. çalışıyor. Türkiye de şunu soruyor. Ey Bağdat diyor. Kuzey'de bunu yapmak diyor, için burayı temizlemek lazım. Kuzey'de bu tehdit varken diyor bu şantiyeler nasıl çalışacak? Sen bu tren raylarını nasıl yapacaksın? Bu gümrükleri nasıl kuracağız? Sudan'ı bu konuda çok ciddi. Ortak operasyon merkezi kurulması, Irak Federal Ordusu'nun ve Peşmerge'nin bir sürü teknik var. Ben Güngör Bey, burada aslında şu da gösterildi. Bir şey hocam evet. bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Şu gösterildi aslında Irak hükümetine. Yani sen tarafını Amerika olarak tercih edersen bu işten karlı çok çıkamazsın. Çok dayak yemeye devam ediyor. Türkiye'yi tercih edersen, Türkiye ile işbirliği içerisine girer, bölgeyi biz temizlersek, siz de bununla bu noktada bizimle birlikte hareket ederseniz, kalkınma yolunun gerçekleşmesiyle siz de kazanacaksınız. Şimdi aynı zamanda da şöyle bir husus siz de bu tehditten kurtulacaksınız. Bu söylediğim, bu bütün bu savaşları içine yaşamış birisi olarak Irak'ın da Suriye'nin de dünyadaki en büyük toprak bütünlüğünün garantörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet evet. Doğru. Biz 1000 sene bu coğrafyada kardeşçe yaşadık. Ne Arap Kürt'ü ne Kürt Arap'ı öldürdü ne de Musevi'yi. Bu Mescid-i Aksa için de böyle. Bütün bu topraklar için. Aynı sınırlar şimdi, içindeydik hocam. Şimdi 1991 savaşında eğer Türkiye emperyalist bir devlet olup Irak'ın topraklarına gözü olsaydı bize Musul Kerkük'ü şey yaptılar. Teklif ettiler. Biz tevessül etmedik. Bir tek asker göndermedik. Rahmetli Genelkurmay Başkanı Torunay Paşa evet, istifa etti. İkinci husus Suriye'ye gelince. Türkiye, Suriye, bu Birleşmiş Milletler kararıyla da sabit. 686 ve 88 sayılı kararlarda Türkiye'nin çok büyük desteği vardı. Neden? Gayet basit. Aynı şey İran için de öyle. Irak, Suriye, İran parçalanırsa Türkiye de parçalanacak. Ve burada kurulmak istenen, bir daha söylüyorum Türk milleti, Kürdistan falan değil. Burada Büyük İsrail Devleti kurulacak. Siz Büyük İsrail Devleti'ni mi, Büyük Türkiye'yi mi tercih edersiniz? Şimdi burada gerginliği artıracak. Sormaya gerek yok. Tercih etmemiz gereken şey benim. Tabii ki de. Burada gerginliği artıracak bir adım da. Bugün İsrailli Bakan'ın açıklaması.
Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne diyor ki Türkiye'ye her türlü yaptırımı uygulayın diyor. Kantz diyor ki İsrail'in Dışişleri Bakanı. Türk ekonomisine zarar verecek önlemler alacağız biz diyor. Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi için Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Evet. Yani demek. Şimdi buradaki... Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek. İsrail Dışişleri Bakanı zaten seçimlerden sonra eteğindeki taşları döktü. Hocam Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim bir yani Dışişleri Bakanı diplomasi dili midir bu? Egemen bir devlet olarak düşüneceği bir şey ama. Alıştık artık ona. Talimat yani, verdim. 7 Ekim'den bu yana verilen talimatları gelmiş, görüyorsunuz. Gelmiş geçmiş İsrail'deki en kötü Dışişleri Bakanı Katz. Ve lobi diyor. Şunu söyleyelim. Zakir Hocam da yakından lobi takip ediyor aslında. Bu seçimlerden bugün dolayı şunu söyledi. Sayın Erdoğan kaybetti. Ankara uzak. Mesut Hakkı da hiç bırakmıyor bize. Hocam bir dakika. Söz ben şeyde değil. Ben buyurun siz konuşun. Rica yok yok. Yok şaka yapıyor şöyle, hocam Zakir Hocam. Şaka yapıyor lütfen. Sözümü tamamlayın bir dakika. Dedi ki Erdoğan yenilmiştir. İsrail'le savaşacağına kendine baksın. Yani bizim hülasamızı kat söyledi. Taraf tuttuğunu da ifade etti. Ulan sen kimsin lan Türk ekonomisine kabak herif? Sen işine bak yani. Türkiye'yi sen tehdit edersen bak ben söylüyorum İsrail kaybeder. Tabii. Türkiye'yi düşman alanlar ya dünya içinde duramaz. Kas gibi kafanı kırarlar senin. Koca kafalı herif.